Evet efendim, AK Parti'nin 7. olan büyük kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Dakikalar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli mesajları vardı, önemli açıklamalar yaptı. Hem MYK-MKYK seçimleri gerçekleşti, o süreci de konuşacağız. Hem de önümüzdeki süreci konuşacağız. Canlı yayın konuğumuz AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin yayınlar. Teşekkür ediyorum efendim. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle MYK ve MKYK'da sürpriz isimler çıktı karşımıza. Bu listeyi önce oradan başlayalım. Listeyle ilgili neler söylersiniz? Daha sonra devam edelim efendim. Evet, şimdi MYK tabi bugün akşam belli olacak. MKYK listemiz belli oldu. 75 asıl, 35 de yedek belirlendi. Bir kere bu konuda ilk bir kongre. Çünkü bugüne kadar bizim Merkez Karar Yönetim Kurulumuzda 50 üyemiz vardı. 25'te yedekti. İlk defa 75 asıl 35'te yedek üyeyle bundan sonraki süreci devam ettireceğiz. Burada tabii öncelikle benim yani AK Parti niye 75 sayısına gerek gördü? Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız hangi sebeple böyle bir şey ihtiyaç duydu? Yani bence buradaki yani önemli husus bizim bugüne kadar çok ciddi anlamda yetişmiş beşeri sermayemiz var. Yani beşeri sermayemizin hem muhafaza edilmesi hem de yeni arkadaşlarımızın bu işin içine mutlaka girmesi gerekiyor. Ciddi bir tecrübe var, ciddi bir birikim var. Bu birikimlerin devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda ben bu olayın kıymetli olduğunu, değerli olduğunu ve çok da gerçekten bunun temsili noktasında bir düşünce olduğunu. Çünkü AK Parti'de 3 kuşak gelişti. Yani hem kurulduğunda belli bir tecrübe içinde olan, kuruluşta bulunan ve şimdi de iktidar tecrübesiyle beraber neredeyse 20 senedir birçok görevde bulunmuş, il başkanlığı, MKYK üyeliği, milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı, bakanlık, yani genel başkanlık gibi görevlerde bulunmuş kadrolarımız var. Diğer taraftan bir anda ilk kurulduğunda genç yaşlarda olup bu parti içinde bir nevi büyümüş, çoluk çocuğu bu parti içindeyken olmuş, çocukları büyümüş, artık çocukları genç kollarında olmaya başlayan arkadaşlarımız var. Diğer taraftan çok genç arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu üç kuşak mutlaka bizim yaptığımız bütün listelerde, milletvekili listelerinde, MKYK listelerinde karşılık bulması, yer bulması gerekiyor. Bu anlamda da bu hususu tam olarak yansıtan, aynı zamanda da yani hem parti içinde bu hususu yansıtan, bir yandan da partide bugüne kadar parti içinde görev almamış, STK'da görev almış, basın dünyasında yer almış. Birçok arkadaşın da, bazı arkadaşlarımızın da yani listelerde yer aldığını görüyoruz. MYK'yı da herhalde benzer mahiyette bir durum olacaktır. Efendim İzmir milletvekilisiniz. Ben oradan gireceğim. Eski meclis başkanı, başbakan Binali Yıldırım da İzmir milletvekili. O da listeye dahil edildi. Bekleniyor muydu efendim bu Binali Yıldırım ismi? Zaten uzun süredir konuşuluyordu. Başkan tabii, vekilliği konusu da konuşuluyor şu anda. Evet. Ya doğal olarak tabii ki yani Binali Bey başbakanlık yaptı, genel başkanlık yaptı. İstanbul'da bir yol kazası oldu. Sonrasında meclis başkanlığı seçimi döneminde meclis başkanlığı için kamuoyunda konuşulmuştu biliyorsunuz. Şimdi de zaman zaman kabine için konuşuluyor. Zaman zaman genel merkez için konuşuluyor. En son Cumhurbaşkanımız genel merkeze karar kıldı. Ve herhalde genel başkan vekillerinde biri de olacaktır yani. Şunu da merak ediyorum. MYK ve MKYK'da dikkat çekici isimler, özellikle gençlerden bahsettiniz az önce. Genç isimlerden bahsettiniz. Ahmet Büyükgümüş ismini çok yakından duyurduk. Gençlik Kolları Genel Başkanı'ydı. Yalova Milletvekili. Şu anda da o da listeye dahil edilen isimlerden bir tanesi. Yani genç kana ihtiyacı var AK Parti'nin daha fazla. Yani genç kana ve tecrübeye hepimiz ihtiyacı var. Hepsine ihtiyaç. Hem genci sinerjisi ihtiyacımız var, hem tecrübe ihtiyacımız var. Dolayısıyla gençlik anlamında dediğiniz gibi Ahmet Bey Gençlik Kolları Genel Başkanlığımızı yaptı. Gençlik Kolları Genel Başkanlığı döneminde 2,5-3 yıl boyunca aynı zamanda Yalova Milletvekilliği yaptı. İkisini bir arada gayet uyumlu ve başarılı bir şekilde yürüttü. Şimdi de yani MKYK üyeliğinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi değerlendirmiş oldu. İnşallah daha uzun yıllar bu ülkeye hizmet edecek arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız. Kendisi
ÖSYM sınavlarında Türkiye derecesi yapmış Galatasaray Üniversitesi mezunu. Yüksek lisansını İngiltere ve Amerika'da yapmış. Doktorasını yapmış. Bir anda siyaset yapan çok kaliteli bir arkadaşımız. İnşallah bundan sonra da yine dediğim gibi hem bu dönem hem bundan sonraki dönemler hem şehrine hem ülke hem de dünyaya hizmet edecektir. Ben şunu da merak ediyorum efendim. Özellikle Başkan Erdoğan açıklamalarında dikkat çekici bir nokta vardı ki İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Tepkiler gelmişti bir kesimden. Başkan Erdoğan da açıklamasında kağıt parçasına tutunanlar diye bir göndermesi oldu. Aileye daha fazla önem verilecek diyor artık önümüzdeki süreç içerisinde. Bir yeni bir çalışma olacak AK Parti içerisinde. Yani burada hava önemlidir, atmosfer önemlidir. Yani ben atmosfer konusunda, aile konusundaki atmosferin, eğitim konusundaki atmosferin, kültür konusundaki atmosferin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun bir lider tarafından sürekli dile getirilmesinin toplumda bu konudaki hassasiyet açısından kıymetli olacağını düşünüyorum. Yani biz çok kötü değiliz aile konusunda. Yani diğer ülkelere baktığınızda çok kötü bir noktada değiliz. Ama bizim eski dönemlerimize baktığımızda üzerinde mutlaka yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konu önemli bir konu. Geleceğimiz aslında önemli bir konu. Aile, yani eğitim de ailede, aslında kültür de ailede. Yani bu işin en temel noktası aile. Yani hem aile mefhumunu devam ettirmek, aile içinde de anne eğitimiyle annenin yani aileye vereceği bir bilgiyi ortaya koymak önemli diye düşünüyorum. Ve bunu da hayata geçirmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında her konuşmasında bunu mutlaka söylüyor. Yani bu kadınla alakalı bir konuşma olduğunda da aile olayını, erkekle alakalı bir konuşma olduğunda aile olayını mutlaka söylüyor. Tabii bununla ilgili politikalar önemli. Politikaları hayata geçirmek önemli. Aynı zamanda da bu öyle bir konu ki herkese görev düşen bir konu. Yani bu bir köprü yapmaya, bir yol yapmaya, bir hastane yapmaya, bir okul yapmaya benzeyen bir konu değil. Yani bu konuda herkesin kendi üzerine düşen konuyu hayata geçirmesi, işini iyi yapmasını, eğitimde reform diyoruz. Doğru, yapmamız lazım. Eğitimle alakalı problem olduğunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama yani eğitimle alakalı daha iyi iş yapmanız için biz bugün 500 bin öğretmen sayısını 1 milyon çıkartmışız. Yani 1 milyon çıkan bu öğretmen sayısının öğretmenin de kendini yani gerçekten öğrenciye verecek şekilde yapması lazım ki KPSS ile en iyi aslında en zeki kişiler devlette öğretmen olarak bulunuyor. Kültürde keza aynı şekilde ama bunların en temelinin aile olduğu kanaatindeyim. Yani özellikle toplum bozan bazı şeyler vardı. Özellikle İstanbul Sözleşmesi çok eleştirildi. Bu noktadaki adımlar önemli. Yeni anayasa çalışmalarına da kısaca değinmenizi isteyeceğim. Başkan Erdoğan milletimize soracağız dedi. Referanduma gidileceği sinyalini verdi. Bunlarla ilgili çalışmalardaki son durum nedir efendim? Vallahi referandum gidilmesi için tabii öncelikle mecliste 360 sayısıyla kabul edilmesi gerekiyor. Ama burada tabii 360 sayısı falan değil önceliğimiz. Önceliğimiz kesinlikle yani diğer siyasi partilerin katılacağı bir ortak platformda bunu yapmak. Ve bizim için de bir ön şart da yok. Bir ön şart da koymuş değiliz. İnşallah yani muhalefet partilerinden de bir bu konuda teveccüh doğar, bir istek doğar. Ona göre de yol izler diye düşünüyorum. İnşallah. Çok çok teşekkürler efendim yayına yaptığınız katkıdan dolayı. Evet efendim, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ canlı yayında konuğumuzdu. AK Parti